Zaman. Bu dünyada insanlara eşit olarak sunulan tek kaynak. Hepimizin haftada 7 günü toplamda 168 saati var. Kimimiz tüm işlerini halledip kendisine bolca vakit ayırabilirken, kimimiz neden işlerin yetişmediğini, hiç zamanlı olmadığı konusunda yakınıp durmakta. Aslında cevabı çok belli. Zaman doğru kullanamamamız. Dilerseniz zamanı doğru kullanabilmek için birkaç teknikten bahsedelim. Zamanı yönetebilmek, hayatı yönetebilmektir. Zaman yönetimini başarabilmek için kontrolünüz dahilindeki olayları planlayabilmeli, kontrolünüz dışındaki olayları ise yönetebilme becerisine sahip olmalısınız. Peki, zaman yönetimini sağlamanın temelleri neler? Öncelikle bitirmeniz gereken işleri belirlemeniz gerekmekte. Hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamalısınız. Yapmanız gereken işleri önem ve aciliyet durumuna göre sıralayın ne yapmanız gerektiğini sınıflandırdıktan sonra onları nasıl gerçekleştireceğinize dair kısa planlar yapın. Çalışacağınız zaman dilimini ve arada vereceğiniz molaları önceden belirleyin. Çalışmayı tam konsantrasyonla gerçekleştirin ve etrafınızda dikkatinizi dağıtabilecek telefon, bilgisayar, dışarıdan gelen herhangi bir kişi gibi etkenleri ortadan kaldırın. Mola sürenizde kafanızı dağıtacak sizi rahatlatacak farklı şeylere odaklanın. Başkalarının yapabilecekleri işleri onlara devredin. Tam bu noktada zaman tuzaklarından da bahsetmemiz gerekmekte. Peki nedir bu zaman tuzakları? Öncelikle plansızlık ve hedefsizlik, düzensizlik, öncelikleri netleştirememe ve sıralayamama, erteleme hastalığı, hayır diyememe, gereksiz telefon görüşmeleri, gereksiz ziyaretçiler, ve gereksiz toplantılar. Sosyal medyada gereğinden fazla zaman geçirme. Dağınık bir düzen, kararsızlık, yetki devretmeme ve teknolojik cehalet. Zaman yönetimi tekniklerinden bahsetmeden önce genel hatlarıyla zaman yönetimini nasıl sağlayabiliriz? Dilerseniz ondan da bahsedelim. Genel anlamıyla zaman yönetimini sağlayabilmek adına öncelikle bir gününüzü gözden geçirmenizde fayda var. Bir gün içerisinde hangi işlere ne kadar zaman ayırıyorsunuz? Hangi işler sizin hangi zaman aralığınızda ne kadar vaktinizi alıyor? Bunu netleştirmelisiniz. Bununla beraber boşa geçirdiğinizi düşündüğünüz vakitleri de bu hesaplamaya dahil ederek genel bir gözlemle başlamak her zaman sizin için faydalı olacaktır. Öncelikle kendinize şu soruyu sorun. Zamanı en iyi şekilde nasıl değerlendirebilirim? Hafta boyunca yapmak istediklerinizi belirleyin ve bunları önem sırasına göre sıralayın günlük yapacaklarınızı belirleyin ve bunu mümkünse bir gün önceden planlayın. İşlerinizi önem sırasına göre sıralayın. İlk önce en önemli işlerinizi tamamlayın. Başladığınız bir işi mutlaka bir kere de tamamlayın. Ve olmazsa olmaz elektronik ya da defter şeklinde mutlaka bir ajanda tutun ve bir ajanda kullanın. Dünyada insanlar tarafından kullanılan ve uygulanan birçok zaman yönetim tekniği mevcuttur. Ben burada en popüler olan ve en çok kullanılan 3 teknikten size bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim zaman yönetimi tekniklerinden ilki Pomodoro tekniği. Pomodoro tekniği sürekli ertelenen işleri belirli zaman aralıklarına bölerek ve araya ufak molalar da katarak tamamlamak için kullanılan bir yöntem. Pomodoro tekniğinde öncelikle bir hedef belirlenir. Hedef üzerinde çalışılacak zaman dilimi doğrultusunda ufak parçalara bölünür. Daha sonra bir zamanlayıcı aktive edilir. Zamanlayıcı 25 dakikaya ayarlanır. Üzerinde çalışılacak her parça 25 dakikalık süre içerisinde tam konsantrasyonla bölünmeden ve başka hiçbir şeyle ilgilenmeden çalışılır. 25 dakikalık çalışma süresi tamamlandıktan sonra 5 dakikalık kısa bir mola verilir. Bu molada üzerinde çalıştığınız konu dışında sizi rahatlatacak ve konuyla alakası olmayan farklı şeylere odaklanmanız tavsiye edilir. Bu şekilde 4 kere 25 dakikadan oluşan çalışma düzeninden sonra bir pomodoro döngüsü yaratmış olursunuz. Bir döngü 4 çalışma sonrası tamamlandır ve tamamlandıktan sonra daha uzun 30 dakika 40 dakika gibi bir mola gelir. Ve bir sonraki konu ya da bir sonraki hedefe bu uzun moladan sonra da başlayabilirsiniz. Biraz önce belirttiğim 25 dakika sabit değildir. Genel itibariyle 25 dakika önerilen rakamdır. Ancak siz 25 dakikalık çalışma sürenizi 30 dakika, 40 dakika gibi kendinize uygun olan bir zaman dilimi şeklinde de ayarlayabilirsiniz. Aralardaki 5 dakikayı da çalışma şeklinize ve çalışma sürenize göre 10 dakika, 15 dakika gibi daha uzatmanız da mümkündür. İkinci bahsetmek istediğim teknik Eisenhower tekniği. Eisenhower tekniği eski Amerikan başkanlarından Eisenhower tarafından yaratılmış bir teknik. Eisenhower maddesi ya da tekniğinin temeli şudur. Önemli olan nadiren acildir, acil olan nadiren önemlidir. Bu teknikte işler dört gruba ayrılır. Birincisi acil ve önemli olan işler. Bunlar ilk yapmanız gereken işlerdir. İkincisi acil değil fakat önemli olan işler. Bunlar gelecekte var olan uzun vadeli planlarınızın olduğu, sizin için fark yaratacak ve kendi isteklerinizde belirlediğiniz konulardır. Üçüncü grup önemli değil ama acil olan işler. Bunlar e-mailler, gelen telefonlar, başkaları tarafından sizden yapılması istenen konular gibi alanları kapsar. Eğer mümkünse bu işleri başkalarına devredin. Dördüncü grupsa hem önemli değil hem de acil değil olarak sınıflandırılan işler. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur işlerdir. Yapmazsanız hayatınızda büyük bir kaybınız olmayacaktır zamanı daha doğru kullanabilmek için bu işleri görmezden gelebilirsiniz. Zaman yönetimi tekniklerinde son bahsetmek istediğim teknik Kanban tekniği. Kanban tekniği bir Japon mühendis tarafından bulunmuş ve geliştirilmiş bir teknik. Kanban, Japonca'da görsel panoya da işaret anlamına da gelmekte. Bu teknik kullanılırken genellikle bir pano ve post-it kağıtlarla kullanılır. Kullanılacak post-it kağıtlarının farklı renkte olması daha dikkat çekici olacağı için tercih edilen bir durumdur. Pano 3 ana kısma ayrılmakta. Yapacağım, yapıyorum ve yaptım şeklinde. Bunların isimlerini siz kendinize uygun olarak değiştirebilir ya da farklılaştırabilirsiniz. Yapacağım kısmında yapmayı planladığınız işler postitlere yazılır ve bu kısmın altına yapıştırılır. Yapıyorum kısmında ise yine o anda üzerinde çalıştığınız işler postitlere yazılır ve yapıyorum kısmının altına yapıştırılır. Yaptım kısmı, tamamlanmış işlerin postlere yazılarak altına yerleştirildiği kısımdır. Yaptım kısmının en büyük etkisi kişisel motivasyonunuzu sağlaması, size gurur kaynağı olması ve birçok işi bitirebildiğinizi, başarabildiğinizi size gösterebilmesi açısından en önemli kısım. Yaptım kısmını daha çok kişisel motivasyon arttırma alanında kullanabilirsiniz. Umarım bu kısa videomuz zaman yönetimi ile ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlarımı bir nebze de olsun çözüm olmuş olabilir. Biraz önce bahsettiğim zaman yönetimi tekniklerini ilerleyen haftalarda her tekniği daha derinlemesine ve daha detaylı, detaylı şekilde inceleyerek yeni videolarla karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. <Sessizlik>